Merhabalar. İfade hürriyetinin iki tane istisnası var. Yani her konuda çok rahatlıkla konuşabiliriz, kendimizi ifade edebiliriz ama iki konuda uluslararası yargı organlarında kabul ettiği iki tane istisnamız var. Bir tanesi şiddete teşvik etmek, öteki de nefret söyleminde bulunmak. Şimdi bunu düzenliyormuş gibi görünen, yani şiddete teşvik etmeyi düzenliyormuş gibi görünen bir maddemiz var. Ama maalesef çok kötüye kullanılıyor. Terörle Mücadele Kanunu 7 bölü 2. maddesi. Yani terör örgütü propagandası yapmak. Eskiden mesela Kürt meselesi konusunda herhangi bir görüş bildirmek bile terör örgütü propagandası yapıyor diye bu maddenin içerisine sokuluyor idi. DMK 7.2'nin. Ve çok sık davalar açılıyordu. Bu davaların pek çoğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Sonra Terörle Mücadele Kanunu 7 bölü 2. maddesi değiştirildi. Son hali şöyle. Diyor ki terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi bu yine son yıllarda çok popüler bir ceza kanunu maddesi. Hatırlarsanız işte barış akademisyenleri dediğimiz bir gruba bu madde altında davalar açıldı. Tabip odalarına davalar açıldı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını eleştirdikleri için. Yine en son çok popüler hale gelen, kamuoyunun yakından tanıdığı Ayşe Öğretmen vakası var. Ayşe Öğretmen televizyon programına, Beyaz Şov'a bağlanıp şunları söylemişti. Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda neler olup bittiğinin farkında mısınız? Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Bu sözler üzerine Ayşe Öğretmen hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açıldı, tutuklandı. Hepimiz hatırlıyoruz o içimizi paralayan görüntüleri. Küçük bebeğiyle beraber cezaevine girdi. Sonra kamuoyunda oluşan tepkinin de etkisiyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılırken yargılaması devam etti ve maalesef mahkum edildi, tekrar cezaevine girdi. Sonra da Anayasa Mahkemesi kararıyla çıktı. Şimdi konuşmanın başında söyledim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok dava gitti bu terör örgütü propagandası mahkumiyetleri nedeniyle diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada hep aynı şeyi söyledi. Dedi ki nefrete ve şiddete kışkırtmayan ifadelere ceza verilemez. Yani herhangi bir şeyin propagandasını yapmak nedeniyle birisine ceza vermemelisin. Bu demokratik toplumda kabul edilemez diye. İşte bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arka arkaya alınan bu mahkumiyetler nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu 7 bölü 2. maddesi değiştirildi ve bakın şöyle bir gerekçe yazıldı. Kanun koyucu o maddeye, biraz önce okuduğum maddeye terör örgütü propagandası yapmanın gerekçesini şöyle yazdı. Dedi ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi şiddeti teşvik edici nitelikte olmayan açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, içeriğinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan ya da kişileri silahlı isyana teşvik edecek nitelikte olmayan açıklamalar nedeniyle bireylerin Terörle Mücadele Kanunu 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde cezalandırılmasını ifade özgürlüğüne aykırı bulmaktadır. Yapılan düzenleme ile maddenin 2. fıkrasında yer alan suçun unsurları yeniden belirlenmekte, maddeye cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde ibaresi eklenerek suçun kapsamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uyumlu hale getirilmektedir. Şimdi bakın bu gerekçe kanun koyucunun yazdığı bir gerekçe. Yani neden Türk Ceza Terörle Mücadele Kanunu 2. madde 7. maddesinin 2. paragrafını değiştirdiğini, oradaki ibareleri neden değiştirdiğini anlatıyor. Ve burada söyleneni anlamak için bir insanın hukuk okumasına gerek yok 4 sene. Açık bir zihinle okuduğunuzda ne söylendiği çok açık. Bakın diyor ki maddeye
cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde. Yani herhangi bir örgütün propagandasını yapmak, herhangi bir konuda eleştiri getirmek, güvenlik kuvvetlerinin yaptığı bir operasyonu, işte Ayşe öğretmenin yaptığı gibi eleştirmek ve devamı bu maddenin kapsamına girmeyeceği çok açık. Ve bunun neden girmeyeceğini de kanun koyucu kendisi maddeye yazdığı gerekçeyle belirtmiş. O bakımdan şimdi yine yargı reformuyla terörle mücadele kanununu nasıl uygulanacağına dair bir takım ibareler getirileceği söyleniyor. Halbuki hiçbir düzenlemeye gerek yok. Maddenin kendisi fevkalade açık bir şekilde ortada. Yine bu Ayşe öğretmenin davası Anayasa Mahkemesi'ne gidince Anayasa Mahkemesi de konuya ilişkin biraz da olsa açıklık getirdi ve şöyle dedi. Başvuruya konu olaydakine benzer konuşmalarda dikkate alınacak esas unsur konuşmaların kin ve düşmanlık barındırıp barındırmadığıdır. Anayasa Mahkemesi de böyle getirdi ve Ayşe öğretmenin söylediklerinde böyle bir nasıl diyelim, böyle bir değerlendirme yok. Böyle bir ibare yok. Dolayısıyla da terör örgütü propagandası olamaz dendi. En son biliyorsunuz işte bu Suriye'ye yapılan operasyon sırasında yeniden Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu belli maddeleri hortladı, ortaya çıktılar. Bu madde de yine sıklıkla kullanıldı. Herhangi bir şekilde güvenlik kuvvetlerinin yaptığı bir operasyonu eleştirdiğinizde terör örgütü propaganda yaptığınızı söyleyebiliyor Türkiye'deki yargı. Neye rağmen, bu maddenin açık ifadesine rağmen, bu maddenin çok açık bir şekilde yazılmış olan gerekçesine rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sayısız kararına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen. Anayasa Mahkemesi gerek Ayşe öğretmen kararında, gerekse daha sonra barış akademisyenlerinin açtıkları davalarda çok açık bir şekilde şiddete teşvik etmediği sürece herhangi bir eleştirinin ya da herhangi bir görüş beyanının bu kapsama giremeyeceğini söyledi. Bizim bu konudaki değişiklik için herhangi bir yasa maddesini değiştirmemize gerek yok. Çok açık bir şekilde yasal düzenleme zaten sınırları çizmiş durumda. Herhangi bir basit propagandadan bahsedilmiyor burada. Vasıflı bir propagandadan bahsediliyor. Şiddete teşvik et. Terör örgütünün şiddet yöntemini öv. Mesela diyor ki işte X örgütü şuraya bomba koydu, iyi yaptı dersen evet terör örgütünün propagandasını yapmış olursun. Ama Türkiye'de yargı diğer ifade hürriyetini kısıtlayan diğer konularda olduğu gibi maalesef bu maddeyi de fevkalade yanlış bir şekilde yorumluyor. Ve o yorumlar daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip bir şekilde oralardan geri dönüyor. Buna gerek yok. Ayşe öğretmen konusunda eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye yargısı için yeterli değil ise alın size işte yerli ve milli Anayasa Mahkemesi, o da aynı şeyi söylüyor. Ve onun söylediklerinin işte sizin önünüze gelen her bir dava için ayrı ayrı bir şey söylemesine gerek yok. Genel olarak uygulanması gereken kriterleri Anayasa Mahkemesi burada çok açık bir şekilde söylemiş. Dolayısıyla da Türkiye'deki yargı önlerindeki davalara bunları uygulamak zorunda ve bizim bu konuda bir değişiklik için herhangi bir yargı reformuna, herhangi bir yeni yasaya, herhangi bir yeni mevzuata hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yapılması gereken tek şey Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinin açık bir zihinle okunması ve bir şekilde rahatsız olunan ifadeleri bu maddenin kapsamına sokma alışkanlığından vazgeçilmesi. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.